Merhaba herkese. İlk konuşmayı ben yapacağım. Çok uzun sürmeyecek, 25 dakika gibi bir konuşma planladık. Bir slaytımız var. Slaytta madde madde aşağı ineceğim, üzerine konuşacağız. Tüm bunlar olurken soru cevap yapmayı da istiyorum aslında. Tecrübenizden faydalanıp sizin de katılmanızı istiyorum. Ufaktan başlayalım. Planımız şu şekilde olacak. Ben açılışta kendimi tanıtarak başlayacağım. İşletme türleri diyeceğiz. 3 tane tipi göstereceğiz. Bunlara ek olarak başka özellikler de var. Onlar çok detaylı olduğu için buraya almadım, sıkıcı olmasın. Vergi türleri, yine bir şirketin muhatap olacağı en ağır vergi türlerini aldık. Ortak yapılara değineceğiz. Ufak tefek uyarılar, birbirimize tecrübemizi aktaracağız. Sonra ben ineceğim, diğer arkadaşım çıkacak. Planımız bu şekilde. Ben kendimi tanıtayım. Adım Hamdi. Şu şekilde. Bilgisayar programcılığı çıkışlıyım. Üzerine işletmeyle tamamladım ve şu an master'a başlamak üzereyim. Bununla beraber okul bittikten sonra yazılımla ilgili birkaç farklı firmada çalıştık. Bildiğiniz gibi ilk girişlerde çok vaatler oldu. Kendi tabletimizi çıkartacağız, kendi uygulamamız olacak, hepsinin başında sen olacaksın gibi. Planladığımız gibi olmayınca çıktık. Bu şekilde 2-3 firma olunca ben bir meslekten, sektörden soğudum. Farklı arayışlara girdim. Oradan sonra tasarım ve dijital reklamcılık kısmına kaydım. Bununla ilgili eğitimler aldım. Daha sonra yeterli aldıktan sonra belediyede eğitmenliğe başladım. 4,5 sene oldu, Haziran'da 5 olacak. Bunlar olurken farklı firmalarda da hem eğitmen olarak hem de dijital medya yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Bu kadar etrafta dolaştığın zaman, gözlemlediğin zaman içinde bir girişimci yönü de varsa bunları ben de yapabilirim diyorsun. Bu şekilde davrandık ve daha önce 2 tane firma açtım. Bu üçüncüsünü Mart'ta planlıyoruz. Buradaki tecrübelerimi aktaracağım aslında ben bugün. Ortağımla çalıştığım yerde tanıştık. Bunun hikayesini en sona saklayacağım. 1,5-2 senelik bir macera aldı. Ondan sonra aslında gerçekten bu işleri yapmaya başladık. Daha tecrübe olarak devam ediyoruz şu anda. Eğitimin adı evdeki hesap, şirketteki hesap. Şimdi şirket açacağım, patron olacağım, büyük işler yapacağım diye başladığınızda, işin içine girdiğinizde öyle olmayabiliyor. O yüzden böyle bir başlık seçtim ben. En temel seviyeden alacağım. Ticari işletme nedir diyeceğim. Bundan önce daha önce hiç kendi işlerini açmış olan var mı? 4 kişi. Devam ediyor mu şirketler hala? 4 kişinin biri kapatmış. 3 devam. Çok iyi. O da var. Kapattım. Tamam. 5'in ikisi kapatmış. 6, 3. Yarı yarıya. 6 kişi açmış. 3'ü kapatmış. Güzel. Biz de kapattık ilkini. O ilki acemiliği atmak için zaten. Şöyle özetleyecek olursak, bir ticari işletme açmanın amacı, piyasada bir istek, talep vardır. Sen bunu karşılayacağını söylersin. Piyasası olan, buna bir fiyat biçtiğin mal ya da hizmet olabilir bu. Bunu satacak ve kar edecek bir yapı kurarsın. Bunu tek başına da kurabilirsin. Bir ortak ya da birden fazla ortakla da kurabiliyorsun. Peki bunu kimler yapabiliyor? Her isteyen yapabiliyor mu? Türkiye'de şu anda 18 yaşında olduğumuz herkes açabiliyor şirketi. Türlerine birazdan değineceğim. Türk vatandaşının yanı sıra yabancı yatırımcılar da şirket açabiliyor. Bu yabancı ülkede konaklayıp Türk olanlar ve zaten kökeni yabancı olanlar. Hepsi dahil. Bunların tamamı en altta yazdığım paragrafta Türk şirketi statüsü kazanarak Türkiye'de faaliyet gösterebiliyor. Bazı sektörler firma açacağın zaman izin gerektiriyor. Bunlardan birkaçını buraya aldım. Listelediğim gibi bankacılık sektöründe bir firma açacaksan yukarıdaki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alman gerekiyor. Özel finans kurumları, sigorta, finans, leasing gibi genelde parayla ilgili şeyler. Bunları açacağın zaman izin alman gerekiyor. Türlerine değineceğim. Mesela az önce sorduğum o 6 arkadaş vardı ya. Şirketin türü neydi? Şahıs mıydı? Limited miydi? Limited. Şahıs. Limited şahıs değil mi? Daha büyüğüne çıkan var mı? Anonim gibi, kolektif gibi, komandit gibi. İşler o kadar büyümedi diyorsunuz. Tamam. En ufağından başlayalım. Şahıs şirketi. Cebinde 1.000 lira, 1.500 lira gibi para varsa bir gün içinde halledip akşamına eline vergi levhanı alabileceğin bir şirket türü bu. Faturanı kesersin, her türlü resmi işlemini yaparsın. Gereken evraklar yazdığı gibi. Bunların tüm süreçleri internette çok detaylı şekilde anlatılıyor. Ya da bir tane muhasebeciye danışsanız bile size her şeyi anlatacaktır. En alttaki not önemli. Yazar kasa kullanacağınız bir durum varsa bunu kullanmak için levha çıkarttırmanız gerekiyor. Şahıs firmasıyla beraber ufaktan ticarete başlayabiliyorsunuz. Adi şirket. Burada işler biraz daha büyüyor. İki ya da daha fazla ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelecek. Gelirken nasıl bir araya geliyor? Yazılı sözleşme olabilir. Yazılı sözleşmeniz varsa bunu notere onaylatmanız gerekiyor.
noter önersiz bir sözleşme geçerli sayılmıyor. Dava açmanıza yarar ama davayı kazansanız bile bir yaptırımı yoktur. Bu da başımıza gelen olaylardan biri. Merhaba. Sözleşme yaptık, noteri onaylattık. Buradan sonra sözleşmede aksini belirlemediysek biz ikimiz neler var? Tutarları farklı koysak da kar ve zarar eşit. Ben 50 milyar koydum, arkadaş 100 milyar koydu. Zarar dersek 50-50 ödüyoruz. Eğer bunu istemiyorsak sözleşmede böyle bir madde oluşturmamız gerekiyor. İki, kararlar alırken beraber almamız lazım. Ben daha çok para koymuştum, benim oyumu ikilik sayalım değil. İki kişiysen ikinizin oyu da dengeli. Mutlaka anlaşmanız gerekiyor. 3. Yönetirken de yine tüm ortakların kararı alınıyor. Fikir birliği olmazsa kararı uygulayamıyorsunuz. Şirketin borçlarından da birlikte sorumlu oluyorlar. Yani koyduğun sermaye de ortak, aldığın sorumluluk da ortak, zarar dersen de ortak. Her şey yarı yarıya. Adı da adi şirket. Bunu hafızaya kazımak için şöyle bir nükteden kalıp tutabilirsiniz. Ortağınızın bir adilik yapmasına ihtimal veriyorsanız bu şekilde bir şirket açacaksınız. Çünkü açması da kapaması da daha kolay diğer şirketlere göre. Her şey ortak. Kâr edersen de yarı yarıya, zarar edersen de yarı yarıya. Diğer türlü işler karışıyor. Sen daha çok koymuş oluyorsun. Adam zarardan muaf oluyor. Hepsi senin üstüne kalabiliyor. Evet, şirketi Ticaret Sicil Gazetesi'nde duyurmak zorunda değilsiniz. Bu da önemli noktalardan biri. Duyursanız da oluyor, duyurmasanız da oluyor. Gördüğünüz gibi sözleşme notere onaylatılmazsa sıkıntı çıkabiliyor. Ticaret Sicil Gazetesi'nde duyurmazsanız yine sorun çıkabiliyor. Çok ince ayarların olduğu bir ortaklık tipi bu. Her şeyin yazılı ve imzalı, kaşeli olması gerekiyor. Yoksa çok başınız ağrıyabilir. Bu ortaklık tipi genelde birbirine çok güvenen iki yakın arkadaş, abi kardeş, öz kardeş olmasa da abi kardeş gibi gören kişiler arasında olabiliyor. Birbirine güvendiğinden dolayı ya bize de mi sözleşme diye giriyorsun. İşler kötüye gittiği zaman ispatlayamıyorsun mahkeme nezdinde bunu. Bunu açmak için askeri şekilde bir sermaye koymanız gerekmiyor. Diğer şirket türlerinde açılış için kasada para lazım ve bunu beyan etmen gerekiyor. Burada herhangi bir sermaye yok. İkiniz gittiğiniz zaman imzalı kaşeli açabiliyorsunuz. İki tarafında para koymasına da gerek yok. Güzel yanı o. Bir tarafta para vardır, diğerinde emek ve teknik bilgi vardır mesela. İkisi ortak olur. Biri parayı koyar, diğeri emeği koyar. Emek koyan ortaktır ama zarar ederse zarardan muaf olur. Sadece kardan pay alıyor. Bu buradaki geliştirici ekip için güzel bir özellik. Paralı bir ortağınız var. Bütün olayı siz yapacaksınız. Kar ederseniz ortak, zarar ederseniz siz karışmıyorsunuz. Bir diğeri limited şirket. Limited'de en az 2, en fazla 50 sınır var. Bir öncekinde sınır yoktu bakın. Geri alayım. 2'den daha fazla diyor. Ucu açık. Ama sayı arttıkça işler karışacak tabii ki. Limited'de 2 veya 50 arası olacak. Gerçek kişi olabilir, tüzel kişi olabilir. Yani firmalarda başka firmayla ortak olabiliyor. Hissedarların sorumluluğu eşit değil bu sefer. Hisseleri oranında. 75'e 25 bir ortaklığın varsa, benimki 75 ise diğerine göre sözüm daha fazla geçiyor. Sorumluluğum da daha fazla artıyor tabii ki. Zarar dersem de daha fazla ediyorum. Bunu açmak için kasada minimum 5000 lirayla başlamanız gerekiyor. Bu kasadaki miktar Türk Ticaret Kanunu'nda madde çıktıkça değişebiliyor. Bir ara 10.000'di, 5.000'e çektiler. Şu an en son benim araştırdığımda 5.000'i buldum. 5.000 TL kasada olsa ve yanına bir de bir arkadaş alsan firma açabiliyorsun. Limited'deyiz şu anda. Bu şirketi halka açamıyorsun. Borsaya da açamıyorsun. Yani hisse senetleri satamazsın. Yönetim kurulun yok. Kararları ortaklardan biri alıyor ve sıfatınız müdür olarak geçiyor resmiyette. Şirketin yönetimini müdürler yapıyor. Kararlaştırmadıysanız bunun aksini, yani burada kararları ben alırım diye biri demediyse ikisinin de söz hakkı var. Sıfatınız da müdür olarak geçecek. Bir araya gelmeden yazılı olarak anlaşma yapabiliyorsunuz. Örneğin ben başka şehirdeyim. Ortağım İstanbul'da. Ben bir kağıdı imzalayıp kargoyu İstanbul'a gönderdiğim zaman ya da onun olduğu şehre, o da imzaladığında olaylar yürüyor. Diğer türlü şirket ortaklıklarında noter nezdinde yazılı ve birlikte yapmanız gerekiyor işlemleri. Burada uzaktan da yürütebilirsiniz. Diğer adi ortaklığa göre daha ayakları yere basan bir ortaklık tipi. İmzalı kaşeli bir iş yaptığın zaman uzaktan bile yönetebileceğin bir şirketin olur. Anonime geçiyorum.
Anonimlerde en az 5 gerçek veya tüzel kişi oluyor. Deminkinde 2 ile 50 arasıydı. Anonim daha büyük işler yapmak için oluyor genelde. Yine hissedarların sorumluluğu hissesi kadar. Ne kadar payın varsa o kadar konuş diyor özetle. Buradaki asgari sermaye 50.000 TL. Demin 5 milyardı, şimdi 50 milyar. Kasada 50 milyar olacak. En az 5 kişi olacaksın. Bunu açabiliyorsun. Bunu açtın. İş yapmaya başladınız. Şirketin hisselerini halka açabiliyorsunuz. Borsada işlem görüyor. Borsa İstanbul'da hisse senetleriniz dönecek. Burada işler büyüdüğü için tabii ki daha da karmaşıklaşacak şirket yönetimi. Sizin bir genel kurulunuz olacak. Yönetim kurulunuz olacak ve denetim kurulunuz olacak. Bunlar en temel zorunlu organlar. Bunları kurduktan sonra temel sermayenize eşit bölüşüyorsunuz. 5 kişiye %20'şer gibi düşünün mesela. Şirketin ticari unvanı var ve bu şekilde ticaret yapacaksınız. Ortakların üçüncü kişilere karşı finansal sorumluluğu sermayesi kadar. Yani şu 5 kişiden biri sizin haberiniz olmadan başka bir anlaşma yapıp sizi çok büyük borçlara sokamaz. Kendi sermayesi ve kendi hissesi kadar işlem yapabiliyor. Bu işler büyüdükçe kendinizi güvene almanızın bir yoludur. Buradan sonraki pay sahibi olması onun sadece yönetime katılmasını sağlamıyor. Doğrudan katmıyor onu. Genel kurul olduğu zaman o yatabiliyor sadece. Yani siz hisse senedi aldığınız her şirketin paydaşı oluyorsunuz. Oy verebiliyorsunuz sadece. Ama yönetim kurulunda kalkıp konuşma hakkınız olmuyor. Evet, bu en alttaki önemli. Arka sıralar görebiliyor mu? Bir yerden hisse senedi alıp satanlar olduğu için bu şirketin hissedarlarına ve ilerideki hissedar olabileceği kişilere şeffaf olması gerekiyor. Mesela Facebook. Ben Facebook'un hissesini almadım şu an ama alabilirim. Neye göre alacağım? Facebook'taki gelişmelere göre alacağım. Facebook ne yapıyor? Yeni bir uygulama çıkartacağı zaman medyaya duyuruyor. Yeni bir özelliği piyasadan geri çekeceği zaman duyuruyor. Ben de buradakilere göre artı ya da eksi bir karar verip onun kağıdını alıyorum ya da almıyorum. Onların vereceği karar benim hisselerimi etkileyeceği için bunu medyaya duyurmak zorunda. Duyurmak zorunda mı yoksa borsaya açılırsa? Borsaya açılırsa tabii. Bu şirket türünde açılabilir dedik ya, o yüzden. Borsaya açtın, hissedarlarım var. Şirketle ilgili radikal bir karar alacaksın. Benim bunu mutlaka duyurmam lazım. Çünkü benim o kararıma göre tahmin edip kağıdını geri çekenler olabilir. Duyurmadan çekersem onlara zarar ettiririm. Bir ton tazminat davasıyla uğraşabiliriz. Abi orada şey, kamu aydınlatma platformu karşılığı. Atölye ben bildiğin şey yerde futbolcuların transfer olmadan önce gizlemek zorundasın. Aksi halde büyük cezalarla karşılaşırsın. Aynen öyle, evet. Değinmeyeceğim diğer 3 tane tür: kolektif, komandit ve kooperatif. Burada işler daha büyüyor. Uzatıp sıkmak istemedim. Detaylı bilgi için internet ya da muhasebeci, mali müşavire danışabilirsiniz. Not olarak şunu söyleyelim, kapatalım şirket türlerini. Türk Ticaret Kanunu'na yeni bir yapılandırma geldi ve şu an sadece bir kişiyle anonim şirket ya da limited şirket açabiliyorsunuz. Yanınıza bir ortak olmasa da. Bu maddeden önce şöyleydi: ben limited açmak istiyorum çünkü ciromun tabanı var ve tavanı var. Ciromun onu aşmasından dolayı şirketi yükseltmem lazım ama yanımda güvenecek bir ortağım yok. İşte eşimi, dostumu, kardeşimi resmiyette ortak gibi gösteriyorum ki şirketi yükseltebileyim. Mesela AŞ kurmak için yanıma bayağı bir ortak almam gerekiyordu. Şimdi hiç gerek yok. Ben işi biliyorsam, param da varsa tek başıma AŞ açabiliyorum. O göstermelik ortaklar kalktı yani. Vergi türleri. Buradan dilimiz yandı. O şirket açan, kapatan, kapatmayan arkadaşlar, vergiyle hiçbir durumunuz oldu mu? Sizi zora sokan, paylaşmak istediğiniz bir hikaye gibi. Var mı? Ödemeyince olur. Ödemeyince olur. Bayağı bir oluyor. Bununla ilgili bir hikayem var. En sonunda anlatayım. Bayağı bize yarım milyondan fazlaya mal oldu. Vergi türlerini 3 parçada inceleyelim. 1. Gelirim üzerinden ödediğim vergiler. 2. Harcadıklarımın üzerinden vergiler. 3. Bir servetim varsa ya da benim bir yakınım ölüp de bana servet, miras kaldıysa. 3 şekilde biz vergi ödüyoruz. Bunlar kendi içinde dallanıp budaklanıyor. Geliri açalım. Ne gelirlerinden biz vergi ödüyoruz? 2 şekilde ödüyoruz. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi diye geçiyor bu. Gelir vergisini inceleyelim. Gerçek kişilerin, yani senin, benim, Ahmet'in, Mehmet'in, iş yaptık. Bunun üzerinden para kazandık. Kazandığım parayı bir takvim yılı içinde değerlendirip buna göre gelirim ne kadar fazlaysa bana bir gelir vergisi çıkartıyorlar. Bunun sabiti yok.
Ne kadar çok kazandıysan o kadar çok vergi ödüyorsun. İkincisi kurumlar vergisi. Demin anlattığımın kurumlara uyarlanmış hali. Bunun olayı sabit. En altta yazdığı gibi. Şöyle getireyim. Kurumlar vergisi kurumun yaptığı işlemler üzerinden ödeniyor ve %20 şeklinde vergilendiriliyor. Şirketin yaptığı tüm ticari hareketlerden %20 kurumlar vergisi ödeniyor. Harcamalarımıza bakalım. KDV, ÖTV, MTV, MTV olarak alacağız bunları. KDV'ler, satın aldığımız her şeyde bir KDV ödüyoruz. Katma değer vergisi. İlk üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte bunun KDV'si ödeniyor. İkincisi özel tüketim. Özel üretim malları ya da hizmeti alıp satarken ödediğimiz vergi. Bu geçicidir, bir kere ödenir. En sonuncusu da motorlu taşıtlarla ilgili. Bu bir karayolu aracıysa, karayolları trafik kanunundan onay çıkmış bütün araçlara uygulanıyor. Hava yoluyla ilgili bir şeyse Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Buradan onay almış tüm araçlar bu vergiye tabi. Harcadığımız bunların hepsinden vergilendirmeye tabi tutuluyoruz. Şöyle özetlediğimde, servet kısmına girmedim. Uzun, servetimiz de olmadığı için şu an. Şöyle istediğimizde baktığınızda biz birçok şey için vergi ödüyoruz. Bunların yarısını biliyoruz, yarısını bilmiyoruz. Bazı faturaların içinde hiç haberimiz olmadan geçtiği de oluyor. Geldim ortakla iş yapmak. Şirket açan arkadaşlar da ortak var mıydı, tek miydiniz? Üç ortaktınız. Azaldı mı daha sonra? Azaldı evet. Yani ben de devrettim, kapatmadım yani şirketi. Exit çıktınız. Evet. Onlar iki kişi mi, tek kişi mi kaldı? İki, daha sonra bire düştü. Yaprak dökümü başlıyor değil mi? Evet. Var mı diğer üçten, dörtten bire inen? Tamam, bizimki dörtten inmişti, onu da anlatacağım. Avantajları ve dezavantajları diye aldım. Burada hikayelerimizi paylaşabiliriz birbirimizle. Önce dezavantajlarını aldım. Bitirirken avantajlar kalsın aklımızda. Hani bunları verip de böyle negatif yükleyip göndermeyelim sizi. Doğru ortağı bulursan gayet güzel işler yapabiliyorsun. Biraz evlilik gibi bir şey. Dezavantajlardan birincisi, karar alırken ikilik çıkabiliyor, üçlük çıkabiliyor. Tepede ikilik üçlük çıkarsa bu bütün şirketi çatırdatmaya başlıyor. İki, harcama konusunda sen çok garantici ve tutarlısan, arkadaş biraz daha müsrifse sorunlar çıkabiliyor. Bu ikili tartışmadan ziyade şirketi darboğaza sokabilecek hamlelere kadar gidebiliyor. Üçüncüsü, karakter yapısı olarak da uymuyorsan aynı ortamda çalışmak artık batmaya başlıyor bir yerden sonra. Bu senin motivasyonunu da verimini de düşürüyor. Bunlar benim yazdığım ilk 3 tane. Başka ekstra bir şey varsa siz de paylaşabilirsiniz. Avantajlarına değineyim. Birincisi, yönetim yaklaşımları olarak benzer yapıya sahipseniz kendinizden bir tane daha kopyalamış oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey oluyor. Ya ben yokken o var, o yokken ben varım. Aynı anda varsak elimizden hiçbir şey kurtulmaz gibi düşünün. Bu sizi daha güçlü yapar. Harcama konusunda da aynı yaklaşıma sahipseniz, ikiniz de tutarlısınız mesela, şirketin kasasında her zaman daha fazla para kalır. Daha minimal harcamalar yaparsınız. Bu sizin karlılığınızı arttırabilir. 3. Karakter yapılarınız da çok benziyorsa, beraber iş yapıyorsun, her şeyle anlaşıyorsun. Bir süre sonra artık eş, dost, akraba, kardeş gibi bir yapıya bürünüyorsun. Bunlar olmuyorsa hem arkadaşını hem de ortağını kaybetmiş oluyorsun. Bunlar benim nezdimde avantaj ve dezavantaj. Buraya ek olarak dürüst olması çok önemli. Yani öleceğini bilse, yalan söylemezse çözülmeyecek pek bir şey kalmıyor. Ama işin içine yalan girince, çarpıtma girince şirkete çok büyük zararlar verebiliyor. Alabilecek önlemler neler? Bir, bakalım. Ortağı seçerken özgeçmişine bir bakacağız. Daha önce neler yapmış? Siciline bakabiliriz mesela. Etraftan sorarız nasıl bilirsiniz diye. Dürüst mü, güvenilir mi, sağlıklı düşünebilir mi, hesabını kitabını biliyor mu gibi. Söze dayalı olarak yapılmaması gerekiyor. Bahsettiğim gibi bunlar çok yakın kişilerin, kardeşlerin de çok yakın arkadaşların bize bir şey olmaz, para bizi bozamaz diye güvenip girmesinden kaynaklanıyor genelde. Yani babanla bir iş yapsan yazman gerekiyor. Para ayırıyor çünkü. İşin esası mutlaka yazılı bir sözleşme, mukaveleye bağlamak lazım. Bunu da noter nezdinde yapmanız önemli, rica olunur. Sözleşmede şunlar da geçecek. Ben şu mesleği yapmak için buradayım. Şunu şunu yaparım. Bu beni ilgilendirmez. Sen bunu yaparsın. Ben bu kadar sermaye koydum. Sen şu kadar. Hepsini yazıp TC'ler, hisseler, yüzdeler, imza, kaşe ve noter
sizi kurtarmış oluyor. Bunları belirlemediğin zaman sizin anlaşmanızda açıklar çıkıyor. İş zora girince o iş senin de oluyor. Ben sen yaparsın zannettim oluyor. Ama zora girmiş oluyorsunuz bir kere. Paylaşırken de yine zora giriyor. Hisselerin net olarak yazılması lazım. Sermayelerin yazılması lazım. Kar ve zararın nasıl dağıtılacağını belirleyin. Önemli bir madde. Şirket iki şekilde zarar edebiliyor ya da dağılıp iflas edebiliyor. Bir, hiç para yokken. İki, çok para varken. Yani bilinçsiz büyüme ya da müsrif harcamalar şirketi iflasa götürebiliyor. İyi kazanıyorum, asla batmam gibi bir şey düşünmeyin. Düşünmemelisiniz. Kar zamanında nasıl dağıtacağını da bilmeniz gerekiyor. Örnek, kasada çok para var, iki ortağız. Ben tutumluyum, arkadaş kasadan para çekip şirket üzerine evler, yatlar, katlar alıp onu da gider gösteririz diyorsa bu sorun. Bunu ben yapmıyorum, onun da yapmaması lazım. Bunu maddeyle düzenleyip onaylatmadıysak, ben birebir de onu ikna edebilirsem engelliyorum. İkna edemezsem kasadan parayı çekme yetkisi var. Bak, büyük bir sorun. Kâr ettiğiniz için bunun tamamını harcamamalısınız yine. Kötü zamanlar için kasada tedbir olarak hep nakit kalması gerekiyor. İşletmenin gücünü aşmayan ve uzun, çok uzun vadeli borçlara da girmemeniz gerekir. Çünkü sosyoekonomik, siyasi olarak krizlerin ne zaman olacağı belli olmuyor. Uzun vadeli borçlar şirketi krizde hemen kapattırabiliyor. Sallanmaya başlıyorsunuz. Sarmala girdikçe bir süre sonra çıkılmıyor içinden. İkinizin hesabı ayrı ayrı olabilir kendi nezdinizde. Bunları bir araya gelip teyit etmeniz gerekiyor. Bak, ben bu kadar para koymuştum, hissem buydu, bu kadar çektim. Sen tamam mı? Tamam gibi. Bunu belli periyotlarda yaptığınızda sorun kalmıyor. Hiç yapmazsanız uzun vadede ben böyle hesapladım diyor. Birbirinizin hesapları karışabilir. Özel hayatındaki yaptığı olaylara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu bir sonraki maddeye de bağlayacağım. Ortağım işini iyi yapan biri mesela. Ama ne bileyim, zararlı alışkanlığı var, uyuşturucu kullanıyor, kumarı var. Bu özel hayatıdır, beni ilgilendirmez deyip geçemiyorum. Mesela kumar borcu var, alacaklar firmaya geldi örnek. Adam uyuşturucu kullanıyor, önemli işin ortasında öldü. Ne bileyim, borçları var, şirketi bastı. Bunların hepsi beni de ilgilendiriyor aslında. Ortak seçerken bu kronik alışkanlıklar, zaaflar hepsini incelememiz gerekiyor. Tanıyıp, eleyip ondan sonra yazıp çizerek bir ortaklık. Benim tecrübelerime dayanarak öneridir. Ben burada bitiriyorum. Sosyal medya hesaplarımın linki burada. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi akşamlar. Çocuklara çok akıllısın demek aslında bizim hepimizin geçmişinde yer alan, işte bizi kısıtlayan ve bizim önümüze bir set koyan. Yani amacımız akıllı olmak. Peki başka neyimiz gelişti o dönemden? Hani yeni bir şey katabildik mi? Yeni bir becerimiz var mı akıllı olmaktan başka? Çok fazla yok. Bu resmi görmüşsünüzdür. Biraz motivasyon için kullanılır. Herhalde Eurosport'un bir reklamıydı yanlış hatırlamıyorsam. Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor, hızlı değişiyor. Artık hani eskiden, bundan bir 10 yıl önce hayatımızda internet bu kadar yoğun değilken değişimler bize çok yavaş geliyordu. Ama artık dünya herkesin başını döndürecek kadar hızlı dönüyor. Çünkü takip edemiyoruz etrafımızda olan değişimleri. Artık bizim çalışma sistemimiz değişiyor. Yani dünyanın çalışma sistemi değişiyor. Biz biraz geriden geliyoruz. Yani dünya işte 5G geçtiğinde biz 4.5G'de arada bir yerde kalmış olacağız. Artık insanlar paylaşıma dayalı bir ekonomiye dönüyor. Yani özellikle Amerika'daki büyük bir krizden sonra, ya Amerika bile çalkalanıyorsa böyle bir şeyde, paylaşım ekonomisi. Artık insan arabalarını paylaşıyor, evlerini paylaşıyor, kullanmadığı eşyalarını paylaşıyor, ikinci el eşyalarını paylaşıyor. Toprağa dönüyoruz. Bir diğer değişim, çok büyük bir değişim. İşte organik diye bir şey çıktı. Artık bütün ürünlerin üzerinde var. O da kendini kaybetmeye başlıyor. Organik diyor. Ama çok da ne olduğu belli olmayan bir organik. Ben şöyle diyorum. Revenant'ı izlemişsinizdir belki. Hayatınızda herhalde
beklediğiniz ayı henüz karşınıza çıkmamıştır. Leonardo DiCaprio hiç Oscar'a bu kadar yakın olmamıştı herhalde. Ama trailer'da da var o. O yüzden harici bir mouse var mı acaba? Burada kullanmam gerekiyor ama. Çok iyi olur. Nasıl? Değişmek için mi? Yok yok, değişmek için değil. Şöyle bakalım. Bir de çok ilginç bir şey artık hayatımıza girmeye başladı. Yani dünya, sistem değişiyor arka tarafta. Okulsuz yaşam diye bir şey çıkmaya başladı. Yani artık bizim o bahsettiğim çocuklukta gelen amacın işte okula gitmek ve derslerini geçmek ve başarılı olmak. Artık okulsuz yaşam, insanlar, bazı aileler çocuklarını okullara göndermiyorlar. Belki bizim ülkemizde çok fazla yok ama hani gelir. Okulsuz yaşam ya da okulu bırakma, işte hani bizim bildiğimiz anlamıyla işte Mark Zuckerberg'in, işte Bill Gates'in okulu bırakması. Evde eğitim. İnsanlar artık çocuklarına evde eğitim vermeye başlıyorlar. Çünkü bu dünyanın inorganik yapısı çocuklarını dışarıya salıp, hani dışarıda çok ne yediği belirsiz bir dünyada. Dünya değişiyor. Bu değişen dünya karşısında bizim yapacağımız şey herhalde kendimize soracağız. Niye çalışıyoruz? Niye çalıştığımızı çok kısa bir şekilde açıklayacak biri var mı acaba? Evet. Ya bunların hepsi herhalde paraya dayalı şeyler değil mi? Hepsi parayla odaklı. Ama dünya şuraya gidiyor. İnsanlar işlerinden mutlu değil. Dünyada %80 insan önümüzdeki bir yıl içerisinde işini değiştirmeyi düşünüyor. Şimdi bunun böyle bir parayla bir açıklanabilecek tarafı yok gibi duruyor. Çünkü her yer para veriyor. %80 insan demek, hani dünyanın irili ufaklı bütün şirketleri demek. Yani bütün şirketler, bu bütün şirketler mi az para veriyor bu insanlara? Herkes mi işte BMW alamıyor? Herkesin mi Orta Hamdi para vermiyor mesela? Hani adam tutmuş, cebini tutmuş, ortağı hiçbir şey yok. Nigel Marsh diye bir adam var. Yaklaşık 40 yıl çalışıyor. İşte 40 yaşına kadar, 40 yıl demeyeyim. 40 yaşına kadar çalışıyor. 4 tane çocuğu var. Hanımıyla arası bozulmaya başlıyor biraz. Çünkü çok fazla çalışıyor hepimiz gibi. Ve bir gün artık bütün şartlar atıyor. Diyor ki ben artık işi bırakacağım ve evde takılmaya başlayacağım. Ev erkeği olacağım. İşi bırakıyor. Tam zamanlı olarak ev erkeği oluyor. Çocuklarına bakacak evde. Bir yıl boyunca çalışıyor. Sonra diyor ki, yok bu böyle olmayacak, geri döneyim diyor. Para bitti tabii. Bir yıl boyunca işte çocuklarıyla, eşiyle her şeyi yaptı. Ve geri döndüğü zaman diyor ki, ben artık hayatımı iş ve yaşam dengesi üzerine araştırma yaparak geçirmek istiyorum. İşte nedir yani? İnsanları işinden soğutan şey nedir? Sistemdeki boşluk nedir? Ve ilk önce diyor ki, mevcut durumumuzu bir ifade edelim. Yani mevcut durumda ne yapıyoruz? Ve birinci bulgusu şu. İçinde bulunduğumuz sistem çocuklu aileler için her gün işte belli bir saat çalışmak için elverişli bir sistem değil. Şimdi ben bunu söylediğim zaman hani kadınlar şey yapacak belki. Hani biz çalışmayalım mı falan. Ama sistem böyle. Bir ailede her iki kişi çalışınca, çocuklu olanlar var mı?
Ya herkes çalışınca biraz problem oluyor mu? Hani ben olur diye tahmin ediyorum. Çünkü böyle 28 yaşındayım. 26 yaşına kadar hiçbir şekilde üzerimde evlilik ya da işte bir aile kurma baskısı yoktu. 2 yıl önce kız kardeşim evlendi. Ben rahatlarım diye düşünüyordum. Tam tersi oldu. Tam tersi oldu yani. Hani dedim ki ailede bir kişi evli yetmiyor mu? Hani herkes mi evlenmesi gerekiyor? Tam tersi oldu ve sonra düşünmeye başladım. Şimdi çalışırken standartların üstünde maaşım vardı ama hani kendi kendime geçinemiyorum. Yani tek başımayım ama geçinemiyorum. Burada beni bilenler bilir. Çok haklı. Evet, BMW almasam da hani böyle BMW varmış gibi. şimdi böyle olunca hani bu Nigel Marsh Amerikalı. Adamın sistemde tespit ettiği temel sorun bu. Ve diyor ki ondan sonra amacımız çalışmak için işte büyük bir oran, ihtiyacımız olmayan pahalı ürünleri satın almak, BMW ve bizi sevmeyen insanları etkilemek. Kim bizi sevmiyorsa çatlasın o zaman. Hani çok param olsun, BMW olsun. Adam da ortadan ikiye çatlasın. Bütün çalışma amacımız bu. Bakınca hani para ne? Başka birini etkilemek için herhalde yani. Ya da kendi işte tatile gidip bir sürü fotoğraf paylaşmak. Ya tamamen bize dayatılan, hani başkaları tarafından dayatılan ihtiyacın var. İhtiyacın var işte, tatile ihtiyacın var. Mesela bir tatil dönemi biter, 10 gün sonra sinemaya gidersiniz mesela. İşte kıştır, kardır. Der ki sonraki Haziran ayı için düşünmez misin? %15 indirim. İşte daha büyük indirim tabii, o çok önceden olduğu için %50 indirim hadi verirsen. Bizim şu var, ben matematik, fizik, kimya gibi ekonominin de ya da finansın da çocukluktan itibaren eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben ilk defa finans dersi aldım yüksek lisansta, burada Bahçeşehir'de. İnanılmaz mutlu oldum çünkü işte bir ekonomi kanalını seyrederken o dönen terimlerin hiçbir zaman anlamıyordum. Bayağı böyle şey gibi, bana İngilizce bir kanal işte açıyorsunuz. Bıdı 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 çok başka bir şeye bakıyorsunuz. Yarı yamalak anlıyorsunuz oradan. Hiçbir şey anlamıyorum ekonomik alanından. Bono, devlet kağıdı, işte tahviller, temettüler. Finans dersi aldım ve hocanın da üstünde tek durduğu, hani bütün dönem boyunca, dönem sonunda bize dediği tek şey şuydu. Eğer siz paranın bugünkü değeri kavramını anladıysanız, benim için bu ders başarılı geçmiştir. Paranın bugünkü değeri. Yani insanlar sizden 6 ay, 8 ay önce bir tatille ilgili para istiyorsa, o paranın 8 ay sonraki değerini hesaplayıp istiyor. Ama biz hesaplamıyoruz. Bizim yaptığımız şey, ucuzmuş. Sadece bunu demek. Dışarıdan dayatılan bir şeyi satın almaya çalışmak. Ya her şeyi düşünüyorlar. Taksi de düşünüyor. Yani hiçbir şekilde sistem her zaman kasa kazanır. Ya böyle durumlarda şey yok yani, açık yok. Açığı yakalayanlar işte gerçekten bu sistemi bilenler, bilen insanlar. Filmin, yani bu Büyük Açık filminin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Geçen hani Amerika'da bir yatırım şirketinde çalışmış bir arkadaşımla konuşurken, ya o çok öyle değil dedi. Ama o çok öyle değil demiş. Tamam biraz oynayalım ama o filmde sistemi çok iyi bilen, çok iyi gözlemleyen insanlar kazanıyor. Ama bizim gibi bireysel müşteriler, son kullanıcılar bu sistemden, hani onların size sattığı şeyde sizin kar etmeniz mümkün değil. Hani vardır ya böyle bir kredi hesaplama. İşte ya ben şöyle bir hesap söylemişti arkadaşım biri. Kredi alıyorsun 100 bin lira. Cebinde hiç para yok. Gidiyorsun mal alıyorsun onunla. Bilgisayar alıyorsun. Koyuyorsun N11'de satıyorsun. Cebine sıcak para giriyor. Kredinin bir vadesi var. 100 bin lira. Atıyorum 6 ay sonra ödemeye başlıyorsun. İşte 3 yıl ödemeli. Taksitli. Taktik şu.
satıyorsun, 2 haftada onu satıyorsun, gidiyorsun. Artık cebinde para var ya. Banka diyorsun ki benim cebimde para var, bana bir 100 bin daha ver. 100 bin daha alıyorsun. Aynı şekilde mal alıyorsun, malı satıyorsun, cebine parayı koyuyorsun, nakit para. Bunu belli bir tekrarda yaparsan, tabii ki bu Türk Kayserili aklı. Belli bir tekrarda yaparsan, işte gidip evler, arabalar alabiliyorsun. Sonra o aldığın kredilerin de zaten belli bir geri ödemesi var, belli bir vadesi var. Aldığın yatlar, katlar, evlerle, onların kiralarıyla o kredileri ödüyorsun. Böyle bir sistem yok. Yani bankalar bu kadar şey değil. Hani her şeyi düşünüyorlar. Naci Maç diyor ki, bir gün eşim çalışmaya döndükten sonra bana dedi ki, işte çocuğu sen alır mısın okuldan? İşte benim işim var. Nigel çocuğu okuldan alıyor. Parka gidiyorlar. Parkta takılıyorlar. İşte eve gidiyor, banyosunu yaptırıyor. Kitabını okutuyor, çocuğu uyutuyor. Tam dışarı çıkarken diyor ki, baba bugün benim hayatımda geçirdiğim en güzel gündü. Nigel ondan sonra diyor ki, kazandığınız paranın ya da çalıştığınız yerlerde size sunulan şartların hiçbir önemi yok. Yani bu noktaya gelemiyorsanız, hayatta yapabileceğiniz küçücük şeyler aslında. Kendi hayatlarımız için, yakınlarımızın hayatları için, yakın çevremizin hayatı için küçücük değişiklikler. Buna duygusal yatırım diyebilirsiniz. Çünkü çok önemli. Eğer bir gün bir şirket kurarsanız ve ortaklı ya da ortaksız, bu işin hiçbir şeyin stresine benzemediğini göreceksiniz. Ya o kadar stresli bir iş, eğer işinizi gerçekten hakkıyla yapmak istiyorsanız. Ya ben işte bugüne kadar çalıştığınız şirketlerde edindiğiniz tecrübeler, yaptığınız projeler, bir sürü referansınız, tanıdığınız, eşiniz, dostunuz var. Piyasaya çıkacağım, onlarla beraber iş yapacağım ve ben gerçekten işimi iyi yapacağım diyorsanız, o zaman büyük bir stres yüküyle karşılaşmaya hazırlıklı olun. Ve işin garip tarafı, stresi bir düşman olarak da görmemek gerekiyor. Araştırmalara göre daha mutlu beyinler %31 oranında daha efektif çalışıyor. %31. Doktorlarda bu oran %19. Eğer doktor o gün iyiyse, havasındaysa, sizinle ilgili tespitlerde %19 daha hızlı ve isabetli karar veriyor. Eğer doktorun suratında hafif bir böyle bir burukluk görüyorsanız, oradan kaçmanızı öneririm. Çünkü %19 büyük bir oran. Ve çocukken hani o yeni bir şeyler bulma şeyi vardı, hevesi vardı ya. Ya olmayan bir şeyi yani ben yapıyordum mesela. İşte bir çubuğun ucuna kağıttan bir şey takıp yeterince koşarsam uçabileceğimi düşünüyordum. Çok koştum ama hani hiç zıpladım. Ama olmadı yani. Olamadı. Tabii bunu size şey yapmıyor, teşvik etmiyorlar aileler. Yani evet evladım, belki uçarsın hani, belki hayır bunu böyle yapma da şöyle yaparsan belki uçar, ya da işte ne bileyim çubuğu kendi başına uçur, sen uçmasan da olur, sen sonra uç falan. Nasıl? Ya şimdi geçen bir şeyde Kickstarter'da gördüm sanırım. Uzaktan kontrollü uçak, bildiğiniz kağıt uçak. Onun şeyi biraz daha farklı. Kağıt değil de daha kuvvetli bir materyal. Sadece arka tarafına takılan bir pervane ve arkasında dümen var, dönüyor, kontrol edebiliyorsunuz. iPhone'la kontrol ediyorsunuz. Bildiğiniz kağıttan uçağı. Hani sınırsız uçurabiliyorsunuz. Peki sonuç mu önemli yoksa çalışmak mı? Ya da hani sonuç, en önemli şey sonuç mudur? Süreç mi, sonuç mu? Evet, süreç mi, sonuç mu? Yani okulda gidiş yoluna puan vermeyen hocaya çok kızdık değil mi? Evet. Ya o kadar yaptım yani, o kadar yazdım oraya. 3 sayfa yazmışım. Gidiş yoluna 0 vermiş, sonuç yanlış. Bir sürü matris çarpıyorum, bir sürü şey yapıyorum orada. Ben bir derste lineer denklemler dersinde, şimdi geçen hafta İhsan'ın sunumuna gelememiştim, dinledim.
Hakikaten öyle. Okulda bize o kadar güzel şeyler anlatmışlar ki. Ya o kadar işimize yarayacak şey anlatmışlar ki. Lineer denklemler diye bir ders var, mükemmel bir şey. Ama ben onun sınavında işte 4 tane kağıt aldım diye 5. alırsan işte devlet parası şey devlet kağıdı diye benden senden para isterim falan demişti hoca. İşte lineer denklemler. Bizdeki lineer denklemler böyle. Gidiş yoluna puan vermeyen hocalara kızan bizler denemekten korkuyoruz bir şeyi, değil mi? Risk almaktan korkuyoruz. Korkuyor muyuz gerçekten? Ya iş yerinde de terfi almak için risk almanız gerekiyor, değil mi? Birilerine bir şekilde ben buradayım demeniz gerekiyor. Yoksa kim... Hiç risk almadan terfi alanlar çok. Güzel nokta. Ama bizim hedef kitlemiz değil sanırım orası, değil mi? Yani hedef kitlemiz diğer taraf olsun. Çünkü evet, doğru. Eğer bir işin gerçekten sonucu önemli olsaydı, belki bugün Harry Potter diye hayatımızda hani önemlidir değildir değil. Herkesin yaptığı iş önemli. Yani siz işte Harry Potter filmini sevmiyorsunuz diye ya da çocuk filmi diyorsunuz diye o iş önemsiz olmuyor aslında. Aslında çok çok önemli bir şey. Çünkü işte sinema sektöründe bir dev. Ama Harry Potter ya. Harry Potter 12 defa yayıncılara gidiyor yazarı. Ve 12'sinde kabul eden yayıncı şöyle. Alıyor notları, evine götürüyor, masanın üzerine koyuyor. Kızı karıştırıyor, okuyor onu. Aa, baba bunun ikincisi yok mu diyor. Buradan çıkıyor. Tamam diyor, senin için 1000 tane bastırayım o zaman diyor. Ondan sonra alıyor yürüyor zaten. Ya fırsat öyle bir şey ki yani... Eğer siz onu kovalamazsanız, peşinden gitmezseniz, ben hep söylüyorum, sistemlerin açıkları var. Yani kesinlikle bir açığı var. Hiçbir sistem mükemmel değil. Bankacılık da öyle işte. Kovalarsan eğer, hiçbir sistem mükemmel çünkü hepsi insan yapımı. Yani ne olabilir ki? Yeterince gözlemlemeye bence dayanıyor. Peki insanlara bu çalışma tutkusunu veren ne? Yani nedir? Edison'un 10.000 defa o deneyi tekrarlaması. Yaptığın işten mutlu olmak. İşte mutlu olunca ne yapıyorsun? Daha efektif çalışıyorsun. Ürettiğin değer. Ben bu işin sonunda insanlığa demiyorum bakın. İnsanlığa kendime ya. Ampulü kendime yapacağım. Ya karanlıkta kitap okumak istemiyorum arkadaşım. Bu kadar basit yani. Bir değer üretmek istiyorum. Ve ben bu problemi çözeceğim. Adam 10.000 defa ve bu işi yaptıktan sonra diyor ki ben başarısız olmadım. Sadece bir işin nasıl yapılmayacağını 10.000 değişik yoldan öğrendim. Hayatımızdaki bütün başarısızlıklar evet bir başarısızlık olarak bir tarafta durur ama aynı zamanda bir başarıdır da. Çünkü siz artık o yoldan gitmezsiniz. Onu öğrendiniz. Başka bir yol seçersiniz. Belki orada da yayılmak pahasına. 2001 yılında Fransız bir fırıncı, yani ekmek yapıyor. Lionel Pylon diye. 10 milyon dolar ekmek satıyor. Bir yılda bütün dünyaya 10 milyonu ekmek satıyor. Ama Lionel bu fırını açtığında Fransızlar şöyle diyor, Fransız ekmeği. Bu bizim ekmek değil ya, bu bizim ekmekten değil, bu bizim ekmeğe benzemiyor, biz bunu kabul etmeyiz. Ta ki onun ekmeği Fransa'daki 3 yıldız Michelin restoranlarında böyle şey resmi ekmek olana kadar. Ondan sonra tabii ki herkes bütün dünyaya FedEx'le kargoyla ekmek gönderiyor. Kimsenin yaptığı iş küçük bir iş değildir. Ben onu öğrendim. Dışarıdan baktığınızda belki kolay görünebilir. İşte bir fırın dersiniz mesela. Ama adam diyor ki ben bunu işte makinayla yaptırmam. Mesela elle yapıyor. Tek tek. Tek tek. Ve onun şey hamurunu öyle bir sürekli tadıyor mesela. Bir videosu var. İşte bir gazeteci onunla röportaj yapıyor.
o kadar narin yaklaşıyor ki o hamura. Hani görünce evet ya, hani başarı herhalde böyle bir şeyin ürünü olsa gerek. Yok abi, pazarlama market, ben katılmıyorum. Ya adam o milyon dolarlık miktarda ekmek satıyorsa gidip o bilmem kaç kişiye yanında o kadar işte aşçı bilmem ne falan çalıştırıyorsa gidip o bütün hamurları o kameraların önündeki yaptığı poz verdiği gibi o narin hassas dokunuşlarla tatması bilmem nesi gözümün önünde canlandırdı da yani milyonlarca ekmek için mümkün değil yani. Hani o yüzden marketing olarak görüyorum o kameranın. Ya o satış başarısı da komple o işte bilmem 3 yıldızlı Michelin restoranında ne halsa o oraya çıkıyor, orası bir vitrinse olmasıdır diye. Steve Jobs diyor ki yani Steve Jobs diyor ki Apple'ın başarısı da uzmanlar yani, çok konuşur iyi, ama zaman içinde hayır. Gelişti öyle de diyebilirim hani şey her işte var. Yapmak zorundasın. Bu işin kuralı bu. Eğer ticaret yapıyorsan marketing yapmak zorundasın. Ama bu işi sadece marketingle açıklayamazsın. Birinci nokta bu. Aynı zamanda Steve Jobs diyor ki... Yarısı marketing diyebilirim. %51 veya... Bilemeyiz. Yani o... Steve Jobs der ki... uzmanlar... işe yaramazlar. Çok konuşurlar. Her şeyi söylerler. Yap dediğinizde Cem Yılmaz'ın bir şeyi var. Belki izlemişsinizdir. Hadi cevap ver. Hadi cevap ver dediğinizde aslında en zor anda uzmanlar etrafta yoktur. O yüzden ne olursa olsun işi yapan adamlar. Yani bu işi bir şekilde götürüyorsa eğer bir adam. Evet. Ve CEO'larda Steve Jobs'un bir yaklaşık 10 tane bir şeyi gezer. Kuralı işte Steve Jobs. CEO'lar sunum yapabilmeli, CEO'lar demo yapabilmeliler. Neden? Demoyu niye bir CEO yapmaz? Tek bir açıklaması var herhalde, kullanmayı bilmiyor yaptıkları ürünü. Yani şirketin ürününü kullanmayı bilmiyor, bu kadar basit. Kullanmayı bilseydi herhalde çıkar anlatırdı. Yani şey için mi, ya ben göz önünde bulunmayayım ya işte hani öyle bir şey yok. Ve işin sonunda... Dikkate değer ürünler yapmak zorundayız. Dikkate değer olmak zorundayız. Ve başarı istiyorsak, iş yerinde maaş istiyorsak, eğer başarı bizim için oysa, mutluluk bizim için oysa, dikkate değer ürünler. 2005 yılında herhalde hepimizin bildiği 1 milyon homepage. Öyle bir şey vardı. Evet, piksel satan. Dikkate değer bir ürün mü? Çok. İnanılmaz. Yani birisi çıkmış internette tarla gibi piksel satıyor. Sattı mı sattı. Ve son 100 piksel sanırım onu satmıyor. Açık arttırmaya veriyor. Oradan da hani 1 milyon dolar değil 1 milyon 137 ya da 37 bin dolar kazanıyor. Dikkate değer ürünler yapmak için tutkulu olmamız gerekiyor. Yani Steve Jobs'un şey diyor, jump the curve diyor. Bir sonraki virajı geç. Köşeyi dönmek işte, Türkçe'ye çevirince öyle oluyor da. Oradan geliyor. Bir sonraki hedefe geçin. Yapacağınız şey, var olan bir şeyi yapıyorsanız bile %10'u daha iyi değil. 10 defa daha iyisi olsun. Bunu hedefleyin. Ve asıl tutku buradan doğuyor işte. İşte Hamdi'nin anlattığı şirketlerde bir şirket kurmak için herhalde artık çok dilimize pelesenk oldu. İşte startup kurmak için gerekli olan birkaç tane şeyi sorsam. Nedir yani? Bir girişimcinin ana özellikleri sizce ne olmalı? Birinci özelliği. Olmazsa olmaz. Vizyon. Başlamalı mı? Kararlı mı? Ortak. Dürüstlük desem. Bunlar ne ifade ediyor size?
Sağ taraftaki ne çıkaran var mı? Batman. Elon Musk diyor ki, soruyorlar işte bir girişimcinin en önemli özelliği nedir? Acıya dayanıklı olması diyor öyle gülerek. Evet, acıya dayanıklı olması. Yani o kadar çok acıyacak ki hakikaten. Yani şey değil, bu bir abartı değil. Yani işinizi iyi yapmaya çalışıyorsanız ve büyük işler hedefliyorsanız, yani bir şeyden bahsetmiyorum, hani bizim işte bir ya 3 günlük bir iş yapacağım, 5 günlük bir iş yapacağım, ondan sonra işte biraz tatil yapacağım, ondan sonra bir daha biraz daha çalışacağım. Yani böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Büyük bir hayal kuruyorsanız, yani devamlı olan, sürekli olan, freelance çalışmaktan bahsetmiyorum. İşte bugün Elon Musk'ın yaptığını herhalde dünyada hiçbir insan yapamaz. SpaceX'in son işte 3. başarısızlık denemesinden sonra röportör soruyor, diyor ki yani duracak mısınız diyor. Artık olmayacak gibi diyor. Hayır diyor, asla. Ya ben pes edemem diyor. 8 hafta sonra SpaceX'in 4. fırlatışı inanılmaz büyük bir başarı. Hiçbir pürüz yok. Ve ondan sonra NASA 1.6 milyar dolarlık bir anlaşma yapıyor SpaceX'le. İşte bilmem kaç fırlatma için. Fırlattılar zaten. Öyle mi? Ve şey, uzaya malzeme taşıyacak, bir şeyler götürecek, getirecek. Ve Tesla tam böyle bu dönemde, işte bu yatırım aynı zamanda Tesla'nın da çökme zamanları. Tesla'da böyle bir şeyde. Çünkü onlarda da yine bir test sürüşünde galiba batarya patlıyor. Ondan sonra işte Tesla olacak mı olmayacak mı? Elon Musk bir şekilde o parayı, 40 milyon dolar bir şey buluyor. Ben yine diyor burayı finanse edeceğim. Yani inanılmaz bir şey. Paranın bu kadar değersiz olduğu ve tutkunun bu kadar gözle görünür. Yani tutkusu adamın elle tutuluyor. Hani o kadar büyük bir tutku. İhaleyi aldı mı en son? Başka bir ihale daha aldı ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Yani NASA'dan sonra bir ihale daha aldı. Amerikalı ünlü yazar Seth Godin bir TED konuşmasında şöyle diyor. Amerika'da bir bölgeyi gösteriyor. Diyor ki eğer burası hiçbir yerse şurası da o hiçbir yerin ortasıdır diyor. Kendimizi bir an burada düşünelim. Bundan sonra hani ne yapmak istiyoruz? Nereye gitmek istiyoruz? Ya amacımız hayatta sadece paraysa eğer, ben çok zorlanacağımızı düşünüyorum hani. Sadece para için çalışıyorsak, çünkü dünya dediğim gibi inanılmaz bir değişim içinde. İnanılmaz bir değişim. Artık yavaş yavaş işçi, yani işçi kavramı da kalmıyor açıkçası. Yani işçi, çünkü yeni nesil sanayi devriminin babalarından Adam Smith diyor ki, montaj hatlarında çalışan insanlar için bu insanlar diyor, bir insan ne kadar mutsuz olabiliyorsa o insanlar da öyle olacak diyor. Onun sebebi şu, sürekli montaj hattında çalışıyorsunuz. Başka hiçbir göreviniz yok. Sürekli aynı iş. Sürekli aynı iş. Birçok insanın da sıkıldığı şey bu değil mi? Sürekli aynı iş yapıyoruz. Aynı işi yapıyoruz. Ve sıkılıyoruz bundan. Çok kısa bir şey konuşması da yapayım. Hani o mailde dönmüştü. Yani bizim alacağımız paraya kim nasıl karar veriyor? Hani çok kısa. Ya bu para konusu şöyle. Bir sefer hangi sektörde çalışıyorsunuz? Ne satıyorsunuz? Kime satıyorsunuz? Kaça satıyorsunuz? Bu şirket kar ediyor mu, etmiyor mu? Ya bizde şöyledir ya. Hani Cem Yılmaz'ın da şeyi var. Salona giriyor. O iyi 500 koltuk işte. 50 liradan olsa iyi iyi o zaman o zaman benim de maaşım işte 2500 TL. Yani böyle bir hesap yok çünkü. Böyle bir hesap yok şundan dolayı. Bir sefer o şirketin ne şartlarda iş yaptığını bilmiyorsunuz. Hangi koşullarda iş yaptığını bilmiyorsunuz. Şirketlerin dışarıya karşı işte getirdikleri referanslarla iş alıyorlar.
daha önceki yaptıkları işlerle iş alıyorlar. Yani aslında sizin onlara sunabileceğiniz en iyi alternatif, en iyi argüman sizin onlara katacağınız değer olacak. Bugün bir arkadaşımla konuştum. Girdiği şirkette şöyle söyledi. Ben girerken buraya hiç parayı düşünmedim. Çünkü iyi bir şirket. Ve bana katacaklarından çok emindim. Ve buraya girdikten tam 1,5 sene sonra şirketi öğrendim, kendimi kanıtladım. İçim rahat bir şekilde. Evet işte ben buradan bunu bekliyorum. O zaman haklısınız. Çünkü dinamikleri öğreniyorsunuz. İşte ne sattığını, kime sattığını. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. İşte borsadan bahsetti Hamdi de. Şirketler borsaya açılmıyor. Sebebi de şu. Dışarıya hesap vermek istemiyorlar. Yani içeride dönen dümeni dışarıya kimseye çaktırmak istemiyorlar. Bu kadar basit. Ama Amerika'da şöyle bir şey var. Küçük bir şirket olsanız bile borsadan borç alabiliyorsunuz. Tahvil satıyorsunuz borsada. Faizle. 6 ay sonra siz bana şimdi 50 bin lira verirseniz 6 ay sonra işte %10 faiziyle geri veririm. Eğer işte bir dar boğaza girdiyseniz, elinizde bir proje var. İşte Elon Musk'ın roketi gibi. Yani bir deneme daha yapmanız lazım. Para bitti. Parayı nereden bulacaksınız? Eşten dosttan öyle bir parayı bulamazsınız. İşte atıyorum 500 bin lira. Ne yapacaksınız? Herkese açık bir şekilde, evet ben şu kadar paraya ihtiyacım var. Siz benden şunları alırsanız işte 6 ay sonra size şu kadar faizle geri ödeyeceğim. Böyle bir şansınız var ama Türkiye'deki şirketler, çünkü borsaya açıldığınızda bütün her şeyi bağımsız denetçilere, belki de iki farklı bağımsız denetçi firmaya denetlettirmeniz gerekiyor. İşte SPK'daki kurallara uymanız gerekiyor. Vesaire vesaire, bir sürü kriteri var. Dolayısıyla hani burada maaş vesaire konuşurken biraz finanstan, biraz şirketlerin nasıl satış yaptığından ve biraz da sektöre göre konuşmak çok doğru olur. Son bir noktaya değineceğim. Zeka. Yani biz insanlar çok fazla gereksiz yere övünüyorlar. Çok akıllı olmaktan. Bence çok akıllı olmak çok da hani bizde direkt hani Türk aklıyla çok akıl başa bela. Bir o yönü var. Bir de akıl sadece çalıştığınız yerlerde %25. Yani IQ'nuzun %25'i sizin çalışma performansınıza etkiliyor. Geri kalan %75'i mutluluk ve stres seviyeniz. Yani stresi bir düşman olarak mı görüyorsunuz yoksa onunla hani baş edilmesi gereken bir şeymiş gibi görüyorsunuz, söyleyemedim. Bir de eğer mutluluğu başarının karşısına eşittir olarak koyuyorsanız beyniniz bunu karşılayamaz. Çünkü beyin sürekli bir sonrakini istiyor. Yani eğer bir başarı elde ettiyseniz ben üniversitedeyken şöyle bir şey vardı. Matematikten geçemiyordum. Bayağı ilk sınavdan 2 almıştım. Sadece 2. Çok şaşırmıştım. İsmini yazana 5 puan veren hoca bana 2. Niye 2? İsmimi de yanlış yazmışım. O sınavı geçersem bütün sınavlardan geçebileceğimi düşünüyordum ve inanılmaz mutlu olurum diye düşünüyordum. Çalıştım ve geçtim. Mutluluğum bir gün falan sürdü herhalde. Sonra diferansiyel denklemleri düşünmeye başladım. Beyin böyle. Yani tamamen bir aldatmaca üzerine. Mutluluk eşit değildir başarı. Pozitif beyin, pozitif çalışma. Bir de söylemek istediğim şey şu. Dediğim gibi finans bir. İkincisi de Guy Kawasaki'nin bir sözü var. O diyor ki işte teknik adamların konuşması berbat. Yani teknik adamlar konuşmasın. Bizde böyle bir şey var maalesef. Biz toplum önünde konuşmaya çok geç başlıyoruz. Yani üniversiteye gelene kadar bizim yaptığımız tek şey çalış, akıllı ol. Hadi akıllısın. O gaz da böyle. Hani bir gaz var. O hani akıllısın gazı. Bizi bir yere kadar getiriyor. Sonrasında yaptığı şey şu. Ben onu da şuna benzetiyorum. İşte Formula 1'desiniz. Pole pozisyonuna çıkıyorsunuz. İşte o hani hızlı bir çıkış. Sonra pit'e giriyorsunuz. Ve hani pit'te artık üniversiteden sonra orada çok hızlı çıkmanız lazım. Ve o gazın bittiği yerde de kendinizi ifade edebilmeniz, toplum önünde konuşabilmeniz,
akıcı konuşabilmeniz. Bu herhangi bir görüşme olabilir. Maaş görüşmesi olabilir, iş görüşmesi olabilir. Kendinizi ne kadar iyi ifade edebiliyorsanız, ne kadar iyi anlatabiliyorsanız, karşıdan o derece daha iyi isteyebiliyorsunuz. Ben herhalde bu noktalara bir de hani çocuklarımıza biraz daha eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evlenmeyi düşünüyorum. Yok, evlenmeyi düşünmüyorum. Hayır.